Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Maça Doğru'ya hoş geldiniz. Evet, cuma akşamı saatlerimiz 22.30'u gösterince sevgili Yiğit Özcan, sevgili Hüseyin Gülister hocamla beraber Maça Doğru ekibi sizinle beraberiz. Bugün gerçekten çok heyecanlıyız. Sezonun en önemli maçına Kocaelispor yarın kendi evinde Sakaryaspor'u konuk edecek. Bütün şehir bu maça hazır. Bizler hazırız. Teknik ekip hazır, futbolcular hazır. Maç öncesindeki yaşananla her şeyi ekranlarınıza getireceğiz ama önce ekip arkadaşlarıma, sevgili Yiğit Özcan ve Hüseyin hocama hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, gerçekten bulduk. Kentte büyük bir heyecan var. Sen de bayağı heyecanlısın. Ben çok heyecanlıyım. Son zamanlarda böyle hiç görmedim. Gerçekten çok heyecanlıyım ve belki bu sezon ilk defa bu kadar Kocaelispor maçında umutluyum. Evet. Buradan stada geçiyoruz o zaman. İnşallah. Kampa geçiyoruz değil mi hocam? Ama burada şunu söylemek istiyorum. Ben Yiğit'i gerçekten sezilerine artık yani yavaş yavaş beraber oldukça maç seyrettikçe özellikle o hissettiklerini yaşıyoruz. Sakaryaspor'la biz 3. maçı oynayacağız demişti. Programlardan önce sürekli program yapıyoruz evet. Ya. Ve o güne denk geldi. Ben o yüzden Yiğit'i o konuda tebrik ediyorum. Teşekkürler evet. Hüseyin hocam benim. Tebrikler Yiğit. Keşke demese ama. Tebrik ederim. Şöyle söyleyeyim. Önce hocam istiyorsa bir Bodrum maçını. Şimdi ona geleceğiz. Ona gelmeden önce maalesef yine vefat haberlerimiz var. Evet. Bugün de çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım. Kocaelispor eski grup başkanlarından ve yaklaşık 6 yıldır Kocaeli Güneşspor'da kulüp başkanlığı yapan, bu kentin sporuna büyük emekleri olan, büyük destekleri olan sevgili kardeşim, dostum Nebil Uzun'un babası Mustafa Uzun vefat etti. 89 yaşında vefat etti. Sakarya Kocaeli, Kocaeli yanlış söylemeyen Kestane Pınar Köyü'nde bugün son yolculuğuna uğurlandı. Biz Mustafa amcamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olur inşallah. Ve başta Nebil Uzun olmak üzere bütün Uzun ailesine başsağlığı diliyoruz. Evet, bugün cenazeye katıldık. Oraya da gittik. Hem başkanımıza başsağlığı diledik. Allah sabır versin. Gerçekten anne babayı kaybetmek çok büyük bir üzüntü. Çok zor bir durum ama hayatta bunlar da var. Allah sabır versin diyelim. Mekanları cennet olur inşallah. Bir de bu televizyonda yıllarda müzik programı yapan Kocaelilerin çok sevdiği, herkesin çok sevdiği, Kocaeli'deki İzmitlilerin çok sevdiği sanatçı Şef Mustafa Enül dün vefat etti 90 yaşında. Burada onun yetiştirdiği öğrencilerle çok güzel müzik programları sizlerin ekranlarına getirmiştik. Bu televizyonda çok büyük bir emekleri vardı Mustafa abimizin de. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olur inşallah. Evet sevgili Nebil Uzun Başkanımız, hepimizin yakın arkadaşı, dostu. Evet. Bugün babası Mustafa Uzun'u son yolculuğuna uğurladı. Neler söylemek istersin? Evet, ben sabah karşı 4-4.30 gibi baktım, sosyal medyada paylaşmış. Kendisine de mesaj attım. Ben gidemedik yoğunluğumuzdan dolayı. Allah rahmet eylesin Mustafa Uzun amcamızı, nur içinde yatırsın. Hem Nebil Uzun'a hem ailesine sabırlar diliyorum ben. Mustafa Enül'ü tanırsın. Şef Mustafa Enül. Evet. O da yıllarca Kocaeli'deki birçok koroda şeflik yaptı. Çok sanatçı yetiştirdi Kocaeli'yi. Gerçekten çok. Allah rahmet eylesin. Sanat hasta müziğine, mıydı? Hastaydı. Yaşlılığa bağlı hastalıklar. Allah rahmet eylesin. Evet hocam, Nebil Başkan babasını son yolculuğuna uğurladı. Siz neler söylüyorsunuz? Nebil Başkanımızı yıllardan beri tanıyoruz. Kendisine Allah'tan sabırlar diliyorum. Başları sağ olsun. Mustafa amcamızın da mekanını cennette olsun diyorum. Evet. Diğer hocamızı da ben tanıyorum. Tanıyorsun değil mi? Sürekli böyle elini öperdik. Evet. Yani yıllardan beri eğitimciydi kendisi. Evet. Çok sanatçı yetiştirdi. O amcamızın da hocamızın da başı sağ olsun diliyorum. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar versin.
Allah razı olsun. Ve şimdi sevgili Yiğit, müsaade edersen, sen Bodrumspor Kocaelispor maç yorumunu yaptın. Şimdi Hüseyin hocam bu kadar yol gitmişken 30 saat birlikteydik. 30 saat beraber gittik, geldik. Çok kısa olarak hocam, sizin de Bodrumspor maçını bir yorumunu alalım. Sonra yavaş yavaş Kocaelispor Sakaryaspor maçına geçelim. Yani şimdi öncelikle yolculuğumuz harika geçti. Evet. Yani Kocaelispor olduğu zaman yolculuk 30 saat olmuş, 50 saat olmuş, 70 saat olmuş. Yani hiç biz zamana hiç bakmıyoruz. Vakit çabuk geçiyor. Hiç önemli değil. Güzel bir yolculuk oldu arkadaşlarımızla beraber, Yiğit'le beraber. Bodrum müsabakası. Ben önce şöyle söyleyeyim. Bodrum Spor Kulübü önce stada ihtiyacı var yani. Yani o statta halkın kalkıp tabii yani halkın yani o statta müsabaka oynaması bizim gibi büyük kulüplerin mental anlamda birazcık sıkıntı yaşıyor sporcular. Ben onu gözlemledim. Evet. O kadar yakın ki yani yedek kulübesi yakın, öyle bir müsabaka ya çıktık ki protokol tarafı güneşten izliyor. O da ters. Yani yedek kulübesinin arkası taraftar, karşı taraf protokol. Olduğu gibi güneş altında kaldık. Yani maçı izleme şeklimiz de iyi değildi yani. İyi bir müsabaka izleyemedik aslında izleyiciler olarak, evet, baktığımız zaman. Yani oyun olarak baktığımız zaman biz normal şartlarda cuma günkü programda şunu söylemiştim. Dedim ki Bodrum Spor müsabakasını ben Bodrum'u iyi analiz ettiğimi söyledim. Dedim ki Bodrum Spor ikili mücadeleleri özellikle topun arkasında kalıp özellikle bir de birebir savunmada çok başarılı olan bir ekip, geçiş oyununu da önde Kenan, işte bizim santrafor Gökdeniz, kenarda da bir sağ kenarda da bir oyuncuları vardı. Samet. Çok güçlü Samet. Yani önde öyle oyunsal anlamda bize topa sahip olma oranları çok düşük gibi gözüküyor ama topu kazandıktan sonra serseri toplar atıyorlar arkaya. Aynen. Orada da boğuşuyorlar. İşte rakip takımın hata yapmasına sağlıyorlar. Ve nitekim de öyle oldu. Biz pas hatasıyla oyuna başladık. Ondan sonra da iki tane üst üste gol yedik. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ne açıdan? Bizim için iyi bir müsabaka ya, değildi. Bir ders almış mıydı? Ders almamış. Almamız gerekiyor. Ders almıyor. Bir almıyor hoca yani. Yani. Ders ya burada şimdi Mustafa Hoca'yı eleştirmek, yani. Bu saatten değil. Sonra Mustafa Hoca'yı, sporcuları eleştirmek bence iyi değil. Artık biz artık bundan sonraki müsabakaların, o zaman da söyledim, hepsi final müsabakası. Hatta onları da konuşacağız herhalde. Büyükşehir Belediye Başkanımız da geldi. Değil mi? Evet, ziyarete. Konuşacağız onları. Onu şöyle söyleyeyim. Konuşayım. Bak biz Bodrum Spor müsabakasında sınıfta kaldık. Aynen. Bu sınıfta kaldığımız şeyden dersler çıkarttıysak bizim için önemli, en önemli konulardan bir tanesi bu. Ama bu hafta biz sanki Bodrum maçını unutmuşuz. Öyle bir hava var kentte de. İnanılmaz derecede bir birlik beraberlik havası var. Çok fazla Bodrum Spor'la ilgili konuşmak istemiyorum. Bu tamam, kadar söylemek istedik. Tamam hocam, çok teşekkürler. Hı hı. O zaman müsaadenizle sevgili Yiğit'le devam edelim. Evet. Çünkü hafta içinde takıma çok yakın, işte hem taraftarların maça olan ilgisi, bilet talepleri, işte satılan biletler, yani işte başkan Tayyip Başkanımızın ziyareti çok yakın takip etti. Kendisinden dinleyelim, sonra biz de maçın detaylarını zaten konuşuruz. Evet sevgili Yiğit, öncelikle şunu da başlayalım. Bir kere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tayyip Büyükak'ına çok teşekkür ederiz. Çok sağlık, güzel bir ayağına sağlık, yüreğine sağlık diyelim. Antrenmanı ziyaret etti. Teknik ekibe, futbolculara, yöneticilere, başkana çok güzel bir moral desteği verdi. Evet. Yani onu o ziyaret sırasında onu gördük yani. Onu gördük yani. Futbolcuların, teknik ekibin, Recep Başkan'ın biraz rahatladığını gördük. O ziyaretten dolayı mutlu olduğunu gördük. Bundan dolayı öncelikle
Tahir Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sen de oradaydın. Ziyaretle ilgili neler söyleyeceksin? Sen neler orada neler gördün, neler yaşadın? Şöyle söyleyeyim, gerçekten Tahir Başkan göreve geldiği günden beri Kocaelispor'un her zaman yanında, maddi manevi olarak da çok ciddi destek sunuyor. Zaten yıllar önce biliyorsun genel sekreterlik görevi yaparken Büyükşehir'de Kızılyıldız dosyasını çözen isim. Evet. Samimiyetine biz inanıyoruz ve ne zaman nerede geleceğini çok iyi biliyor. Yani o ayarı tam zamanda yaptı. Takımın moral motivasyona ihtiyacı vardı. Geçmiş dönemlerde de geldiği her ziyaretten sonra da şampiyonluk geldi biliyorsun. Evet. Hem ikincilik playoff'ta Sakaryaspor'u yendiğimiz dönem, yine iki sene önceki dönemde. Orada yaptığı konuşma gerçekten bence futbolcu arkadaşlar şunu gördüler. Kentin mülki amiri çok samimi açıklamalarda bulunuyor ve siz ne istiyorsanız biz yanınızdayız. O evet. mesajı veriyor. Takıma inandığını ifade ediyor. Futbolcu arkadaşlar ve teknik ekipte zaten hem galibiyet sözü hem şampiyonluk sözü verdi. Özellikle Tahir Başkan'ın bütün detaylara hakim olması da çok güzel. İşte bir maçla iş bitmiyor. İşte üçüncülük final, diğer playoff maçları var. Sonuçta bu şehir Süper Lig'i istiyor. Bence futbolcu arkadaşlarımız da artık bu taraftarın biletlere yüklenmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gelmesi, Recep Durul ve yönetiminin zaten takıma ciddi destekleri var. Bu saatten sonra eğer bu havaya giremiyorsanız, şampiyonluk havasına giremiyorsunuz. Arkadaşlar bugün takımımız kampta, bavulunu alan şehri terk etsin. Yani davaya inanmayan futbolcu bu saatten sonra sahaya da çıkmasın. Playoff'a da gitmesin. Tüm şehir tek yumruk, tek vücut olmuş durumda. Ben yine Tahir Başkan çok güzel bir şey söyledi. Biz siyasetçiler siyasetçi olarak gelmedi oraya bence. Ya o çok kentin var. Evet. O şimdi güzel bir mesajdı. Normal spor haberlerimize o cümlesini öne çıkarttım. Evet. Yani diyor ki ben buraya bir siyaset evet bu kentin büyükşehir belediye başkanıyım. Bu kentin bir yöneticisiyim. Bir siyasi bir kimliğim var. Ama benim Kocaelispor sevgim siyasi olarak değil. Ben aynen. bugün buraya bir Kocaelispor taraftarı olarak geldim. Çok ön planda olmayız dedi. Evet. Yani genelde arka zaman, planda olduğunu biliyoruz. Belki her zaman gelmeyebiliriz ama bizim kalbimiz, gönlümüz hep Kocaelispor'la dedi. Gerçekten o da önemliydi. Yani Kocaelispor'un siyaset üstü olduğunu da bir kez daha dile getirdi. Evet. Ben bu yüzden teşekkür ediyoruz. Çünkü çok uzun yıllar biliyorsun alt liglerde zaman kaybettik. İnşallah bu sene Süper Lig'e yol alırız. Bilet konusundaki son rakamları verelim mi? Taraftar evet, merak ediyor. Son şu ana kadar satılan bilet sayısı. Şöyle kulüp resmi açıklamayı yapmadı ama ben akşam üzeri Kent Meydanı'nda Kocaelispor Store'a uğradım. Hatta bir video paylaştım. Görmüşsünüzdür. Oradan aldığımız bilgi şu. 24 bin civarında şu an. Kombine kartlar 3600 hariç. Yani benim tahminime göre şöyle kale arkası üst tribünlere 9600 adetler satışa çıktı. Stadımızın kapasitesi 35.000 ama bunun 1750'si misafir tribünü, 500 basın, 500 de protokol. Yani eğer full paket çekersek Hüseyin Hocam 32.500 civarında bir taraftar bekliyorum. Ama tabii ki şöyle de bir tabii durum şu, var. Şu önemli yani son günde ben talebin devam edeceğini sayın. Yani yarın o, saat 2'ye evet. kadar açık. Evet. Kocaelispor Store. Ondan sonra stadyumda çalışan insanlar var. Edecek. Yarın izin çalmaya izin almaya çalışacak taraftarlarımız var. Ben cumartesi 4'te diye çok korkmuştum. Demek ki pazar olsa 45 bin olacak herhalde. Böyle giderse. Dışarıda kalan dışarıda olur. Kalan olur. Tabii. Ben buradan yine Kocaelispor taraftarlarına, Kocaeli halkına teşekkür ediyorum. İşte biz bu yüzden büyük bir camiayız. Burada tabii şöyle bir şey var. Çok yazıldı, çizildi. Neden diğer takım taraftarlarına açıldı diye. Evet, ilk başta ben de bu konuda çok katı düşünüyordum ama ilimize de Kocaelispor'u seven futbol severler var. Diğer pasolik kartlarını da açmak zorunda kaldık.
Örneğin 30 bin olan Pasolik bu hafta 35 bine yükseltti Kocaelispor logolu. Şimdi internetten bu uygulamayı yaptığın zaman işte kart bedeli, kargo bedeli 200 liraya falan mal oluyor. İnsanlar düşünsene şimdi son hafta 5 bin kişi Kocaelispor Pasolik'i çıkartıyor. Düşünebiliyor musun? Yani 5-6 bin kişiyi buldu bu hafta. Ya ben sana şunu yani 100 lira ödeniyor. Ben şimdi gene birkaç kişiyi kırmadım. Çıkarttık onlara. Şimdi sana şunu söyleyeyim. Sen güzel bir örnek verdin. Evet. Şimdi sevgili Burak, benim küçük oğlum, bilirsin. Ne kadar iyi. İyi geçti o. Kaç oldu? 14 maç. 14 o Pasolik'i alacak. Yani şimdi Pasolik'i yok. Hafta başından beri başımın etini yedi. Söylesene biz, ben bana göndersene. Ya şimdi kim? Ben şu an tam sınav haftası. Biraz şey, ben çok ama galiba etmedim. Şey yapmadım. Şey söyleyeyim mi? Götürmeyecek mi? Herhalde yarın getirmek zorunda kalacağım. Getirme. Ben Burak'a sesleneyim. Baban getirmiyorsa biz getiririz. Biz götürürüz. Biz sokaktaki çocuğu Kocaelisporlu yapmanın derdiniz. İşte babamız bizi 82'de ilk maça bir götürdü. Evet. 40 yıldır geliyoruz. Derdimiz o zaten. Ben şeyi çok hoşuma gitti. Genç öğrencilerin böyle kuyrukta olması. Sen paylaşın görüntülerde çok genç öğrenci. Tabii tabii. Gençler var. Yani. Onları kazanmamız lazım zaten. O stada 35 bin kişi sen ben dolduramayız. Benim en büyük gayem o, biliyorsun yani. Evet. O benim projeyi hayata geçirsem köy, kasaba, okul dolaşacağım hocam. Yani evet. 35 bin kişiyi koyacağız stada. Ondan sonra üçümüz dışarıda koltukta böyle oturacağız. Diyeceğiz ki biz diyeceğiz dışarıdan seyredin. Evet. Onlar keyfini çıkarsın. Yani şu an şehirde müthiş bir atmosfer var. Kocaelispor Kulübü mükemmel videolar paylaşıyor. Tüylerim diken diken oluyor. Uyku yok bize. Kocaelispor'un efsane futbolcuları davet, videolar paylaşıyorlar. Evet, onlar mesela Taner'inkini gördüm. Kaan Doğran'ın. Murat Başak'ı gördüm. Murat Başak. Evet. Yani gerçekten uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir maç öncesi yaşıyoruz. Tabii. Hatta Tahir Başkan çok güzel bir şey var. Biz balda mücadele ederken, ya düşün işte 6-7 yıl önce neler uğraştık. O diriliş hikayesi şudur budur. Evet. Acaba birinci lige nasıl geleceğiz falan. Şimdi Süper Lig'e göz kırpıyoruz. Onun tartışmasının olması bile ne bizim için bence mutluluk. Tabii ki kızıyoruz kendimize. İlk ikiden çıksaydık. Şu an üçüncü olup rahat olsaydık. Ama vardır bu işte de bir hikmet diyorum. Sevgili hocama yavaş yavaş topu atayım olmazsa. Evet, tabii şurada İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Örgen, evet. Kaplan da şehri maça davet ediyor. Billboardlarda, o da güzel. Evet. Hatta bilet desteğini verileceğine dair paylaşımlar var. Kocaelispor yönetimi de bilet konusunda indirim yapması da güzel. Evet. Burada para kazanmayı düşünmedi. Evet. Tribünlerin dolmasını talep etti. Bence o da güzel. Evet Hüseyin Hocam, Tahir Başkanımızın antrenmanı ziyaret etmesi, takıma moral vermesi, bir teknik direktör olarak baktığınızda teknik ekibe, futbolcuya nasıl bir etkisi olur? Onu da senden dinleyelim. Yani şimdi gene söyleyeyim, yani söylemek istemiyorum ama bir Bodrum maçından sonra böyle bir birlikteliğe ihtiyacımız kesinlikle vardı takımın. Burada da kentin en büyüklerinden Tahir Başkanımız bu şekilde takımı ziyaret etmesi, onlara destek vermesi. Zaten şeyi de izledim ben, o sporcularla olan iletişimi. Canlı yayın açmasını. Evet, canlı yayında izledim. Baktım sporcuların yüzü gülüyor. Biraz daha daha farklı, pozitif gözüküyorlar. Bunlar tabii ki takım içerisinde ne kadar mental direktörümüz olsa da onun da çok büyük desteği var. Ama tabii ki kent büyüklerinin de bu şekilde takımı gelip ziyaret etmesi takımı mental anlamda güzel bir boyuta getirdi. Tahir Başkan'ın bu şekilde tabii ki takıma destek vermesi yönetimimizi de moralini yükseltti. Onlar da çok istiyor. Recep Başkanımız, ona da geçmiş olsun diliyorum kendisine buradan. O da bütün yönetim hepsi mücadele ediyorlar. Hepsi Kocaelispor'un Süper Lig'e çıkması için elinden gelen ne gayret varsa mücadele ediyorlar. Evet. Ya herkes pozitif olduktan sonra biz bu işi başaracağımızı sezon başından beri söylüyoruz. Şimdi artık yolun sonuna gelmek üzereyiz zaten. Yani bir şey kalmadı değil mi Yiğit? Evet. Yani yolun sonuna gelmek üzereyiz. Son viraj hocam. Son yani viraj şimdi yani. Belki iki maç. Yani iki belki maç. İki maç. Evet, ben evet. Şöyle şimdi biliyorsun ben sezon tuttuğum için arşivi
Ya bu sezon çok farklı duygular yaşadık. Yani şu an böyle hani sabah kalkıyorsun, Kocaelispor acaba işte kötü günler mi geçirecek? Uyanıyorsun, şampiyonluk şarkıları söyledik. Eyvah playoff kaçırdık. Bu kadar puan kaybına rağmen sadece 2-3 maç kazanmışsın son 10 haftada ve son 90 dakikada ezeli rakibini yendiğin zaman onu bir kere saf dışı bırakıyorsun. Bir de gelecek sonuçlara göre bizim basamağımız yani, belli olacak. Tabii ki. Yani acayip bir duygu yani, yaşayacağız. Şu an şunu söyleyelim. Bence şu an üçüncülük konusunda en avantajlı takım biz. İpler bizim elimizde olmasına rağmen. Yendiğin takdirde. Ona rağmen biz. Çünkü rakipler. Yen üçüncü ol. Bu kadar basit. Evet. Yani çünkü biraz sonra detaylı konuşacağız. Tabii aynen. Çorum FK Bolu deplasmanı. Bolu da playoff için oynuyor. Mesela playoff'a kalmama durumu var. Evet, Göztepe bir liderlik için oynuyor. Liderlik için oynuyor. Bir şampiyon aponeti var. Bir yani. De şöyle öyle bir şey, sen o statüleri iyi biliyorsun o konularda. Şimdi bir takım birinci olduğu zaman tabii ekstra daha fazla şey herhalde kasasına da iyi para aynen. giriyor. Doğru değil mi? Tabii. Doğru. Bir de yani şeyden yani o, belki onu çok önemsemeyebilir ama sezon son maçı ve o bir karnaval havası taraftarla evet. Ve Göztepe'yi de ben yani buradan buraya kadar getirdi. Yani gerçekten yani biz Göztepe'yi iki müsabakada yenmemize rağmen her gün Göztepe'yle oynasak. Yani her hocam ama Göztepe'yi yendik, Eyüp'ü yendik, Bandırma'yı yendik. Ya hep evet, zaten güçlü takımları yendik. Ya bizim hep puan kaybettiğimiz puanları hep aşağıyı biz karıştırdık. Tuzla işte Ümraniye. Ya Manisa'ya 6 puan, Ümraniye 6 puan. Yani bunlar evet. çok ciddi puanlar. Yani o yüzden keşke bunları koy 34 Şanlıurfa'ya puan ver. Tabii bu 34 hafta kentte yani. İnanılmaz derecede bir birliktelik var. Neden? Bakmayın siz Tahir Başkanımızın kulübü yani sporcularımızı, yönetimimizi taktik antrenmanın durumunda ziyaret etmesi bu biletlerin satışında da çok büyük bir etken evet, olduğunu düşünüyorum. Bir de hocam neye atlıyoruz biliyor musunuz? Yani Kocaelispor bu sene yine çalkantılı kaos geçirdi. Başladın hoca yok. Başkan yok. Futbolcu grubu yok. Yani ciddi neden? Puan kayıpları var ve şu ona an rağmen ona rağmen yarın ona hatta Drag üçüncülüğü bak ben kaç dakikamız var bilmiyorum ama 5 dakika gösterdim. Ya şunu söyleyeyim. Hafta içinde galiba salı günüydü yanılmıyorsam. Ya salı günü olması lazım. Türkiye Spor Yazarlar Derneği'nin bizim olağan genel kurulumuz evet, var. Seçimli biz genel üye olamıyoruz anlamadım. Biz kasaplı odasına mı olmamız lazım? Üye olabilirsin canım. Nasıl olacak? Hiç kimse yol göstermedi. Formunu göndereceksin. Değerlendirme yapacaklar. Biz hani onu emekli olduk bu işten. Hali daha yol gösterdi. Aslında niye olmuyorsun? Ben ona şaşıyorum. Yani, olursak oraya genel başkan yıllarda bu işin içindesiniz. Yani. Ya oraya gittik. Şimdi bütün spor yazarları orada. Yani TRT'de spor evet. programları ulusal yapanlar, kanallardaki diğer spor kanallarında yani kimi desen orada ve kimle konuşsak sağ olsunlar gerçekten Kocaeli'de gittiğimiz için de bir ilgi görüyoruz. Yani tabii Kocaelispor'un büyüklüğünden kaynaklanıyor. Tabii ki. Sağ olsunlar hep Kocaelispor'u ve şu herkes diyor ki inşallah Kocaelispor gelir. Ya o kadar hoşuna gidiyor bizi ya bütün Türkiye yani, bekliyor yani. Herkes Kocaelispor'un Süper Lig'e çıkmasını istiyor. Ya gördük ya şimdi Şansal Büyükaka duayen isim Sakaryalı. Ben Sakarya'ya köskünüm diyor. Ben Kocaelispor gelsin artık diyor. Öyle mi? Evet. Yani sohbet ettik. Herhalde onu özmüşler. Artık Tuncay'ı gönderdikleri için mi kızgın onu biliyorsun. Tuncay'ı çok seviyor. Evladım gibi seviyor. Yani öyle bir beklenti var. Anadolu'nun her şehrinde İstanbul'da işte televizyoncular olsun, spor yazarları olsun, teknik ekipler. Şimdi bakıyoruz yorumlara. Bu ligde görev yapan teknik yönetimler şimdi her işte belli kanallara çıkıyorlar. Herkes evet. diyor ki işte Kocaelispor kadro olarak, şehir olarak, stat olarak, taraftar olarak Kocaelispor daha yakın Süper Lig'e diyor. Şimdi herkes bize bu gözle bakıyorsa ve biz bunun hakkını vermezsek bize yazıklar yani, olsun. Yani buraya kadar geldik madem tamam mı? Yeniden sil baştan yapmayalım. Zaten buralara çok kolay gelmedik. Çok mücadeleler verdik. Çok üzüldük.
Bu sene de madem fırsat sezonu değerlendirelim, yoksa Allah korusun çıkamadım mı seneye yeni baştan kongre, yeni kadro, yeni hoca. Yani tabii insanlar şunu diyor ya, Süper Lig'e çıkarsak hazır mıyız diye. Evet, hazır değiliz ama bu sefer ki geçmişte yaptığımız hatayı da yapmayız diye düşünüyorum. Yani ona göre bir tedbir alabiliriz diye düşünüyorum. Yoksa bu mücadeleyi niye veriyoruz yoksa? Evet. Yani o zaman değmez. Bir de bu taraftarımıza şöyle bir uyarı yapalım. Yarın saat 1'de açılacak kapılar. Ama daha da erken gelmeye çalışsınlar. Her ne kadar bağlantı yolu açıldı biliyorsun. Çok Köseköy tarafından. Ben yarın onu deneyeceğim. Hem haber ben için şöyle çekeceğim. Maçlara gelirken oradan geliyorum ben. Öyle mi? Çok rahat. Direkt sırada geliyorsun. Başkanın antrenmanı ziyaretinden sonra, Tahir Başkan antrenmanı evet. geldi. Biliyorsun stattaydı. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumundaydı. Antrenmanın sonra bir o yolu takip et. İnanılmaz kısa bir yol. Kısa yol. Ve evet. geniş. Evet. Ve bayağı araç geçebilir çift, orada. Evet, çok rahat. Çift, gördüm çift ben. Yün ve o kadar çabuk yola iniyorsun ki. O bizim için bir avantaj olacak. Çok büyük olacak. Bir avantaj. Evet, çünkü biliyorsun. Tabii gene stadın önünde bir şey olacak. Yani ben şunu söyleyeyim. Oralara biraz yaklaştıktan sonra kenarlara da araç bırakabilirsin. O kadar rahat yani. Tabii evet, tabii. Evet. Bizim tarafta. Ya zaten evet, evet. Yani yol çok güzel. Yol bayağı geniş. Bir de otopark sorunu çözülürse evet. Sıkıntı giderilir. Yani inanılmaz geniş yol ve hemen yola iniyorsun. E5'e iniyorsun. Yarın İnşallah gene o yolu kullanabilirsin, onu söyleyeyim. Evet, ya zaten, ama zaten sen erken gidiyorsun. Yani ben bana kalsa hocam yarın gelemeyeceğiz. Ya da ben ona çok üzüldüm. Programın sonunda konuşacağız. Biz farklı şeyler de düşündük ama. Evet. Aslında yani, hoca pazarı hesapladı da. Neyse onu konuşuruz. Yani onu biraz hocanın yarısını açma şimdi. Evet. Yani biz aslında diğer maç detaylarına var mı şu an süremiz? Yoksa? Şimdi gidelim maç detaylarına yani gitmeden önce. Yarın saat kaça kadar bilet satışı var? Şimdi şöyle, saat 2'ye kadar Kocaeli Spor Store'da devam ediyor. Daha sonra da stadyumda 4'e kadar devam edecek. Peki şöyle paylaşımlar gördüm, duyumlar gördüm. Başiskele Belediyesi, İzmit Belediyesi bilet konusunda bilet alamayan taraftarlara işte yarın geldiğiniz takdirde belli sayılarda pasolik olan. Keşke pasolik de yanında hediye etselerdim. Bir maç şu an bilette bir sıkıntı yok ki. Pasolik bence büyük sıkıntı. Hayır, bilet alamayan taraftarlarımız varsa evet. yarın bu iki belediyeyle irtibata geçebilirler. Tamam, saat 2'ye kadar galiba değil mi? Evet evet, saat 2'ye kadar. Saat 2'ye kadar. O saat tabii kadar. Daha erken halletsinler. Çünkü stada giderken de biraz erken gitti. Şöyle söyleyeyim sana. Yani kapalı gişe oynarsak kendi sınırımızda şöyle bir rekor kuracağız. En son pandemiden önce 1 Mart 2020'de Karşıyaka'yı 3-2 yendiğimiz maç vardı. O zaman 28 bin taraftarımız izlemişti, hatırla. Evet, maç da çok, çok coşkuluydu. Yarın ben muhteşem bir kora bekliyorum. Yani maça inanmış binlerce taraftarımız. Hava yağmurlu gibi gözüküyor. Kapalı, bence ışıklar altında oynanacak gibi gözüküyor. 4'te olmasına rağmen. Çünkü kapalı bir hava olacak. Ya inşallah yağış olmaz da. İnşallah yağış olmaz. Özel koreografi hazırladı Hodri Meydan grubu. Ben biliyorum ne olduğunu. O da bende saklı. Şimdi o zaman kalsın. Şöyle söyleyelim. Burada uyaralım. Evet. Maraton alt tribüne gidecek olan taraftarlarımızdan şunu rica edelim. Zaten sosyal medyada Hodri Meydan derdi. Paylaşmış evet. Ünlü Hodri Meydan da açıklamalar yapıyor. Lütfen koltuklara bırakılan kartonları yırtmayınız. Evet, o çünkü özelliği çok onunla. Önemli. Herkes oturduğu yerin kartonu o koltukta durması lazım. Yani atıyorum senin oturacağın koltuktaki kartonu 5 koltuk sonraki koltuğa göndermeyin. Her karton olduğu yerden muhafaza edelim ve görevli arkadaşlarımız söylemeyene kadar da onu göstermeyelim. Evet. Çünkü maç canlı yayında, hem iki yayıncı kuruluş var, hem TRT'de hem beIN Spor'da çok güzel bir görüntü olacak. Ben öyle inanıyorum. Orada işte maraton alt tribündeki taraftarlarımız buna dikkat etsinler. Agresif tribün bekliyoruz ama sahaya kesinlikle bir şey atmayalım. Hiçbir şey atmayalım. Çünkü bizim zaten belki playoff. Tabii bizim nefesimizle, sesimizle zaten rakip oyuncuların ayakları titreyecek. Yani evet.
O korku tüneline girdikleri zaman onu hissedecekler. Yönetmen arkadaşımız bir reklam işareti veriyor. Kısa bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra hem hocamdan teknik olarak Kocaelispor'u, Sakaryaspor'u, oyun tarzları, avantajımız, dezavantajlarımız neler, hepsini konuşacağız. Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Kocaelispor, Sakaryaspor maçını konuşuyoruz. Gerçekten Kocaeli kenti için, Sakarya kenti için çok önemli bir maç. Sevgili hocama dönelim hemen. Evet hocam, gerçekten çok önemli bir maç. Yarınki teknik direktörlerin tercihleri nasıl olur? Neler yapabilirler? Sakaryaspor'da bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Coşkun Demirbakan geldi. Bunun takıma etkisi olur mu olmaz mı? Onları senden dinleyelim. Sakaryaspor'da şimdi hoca değişikliği oldu. Tabii ki oradaki iç yapılarını bilmiyoruz. Yani neden Tuncay gönderildi? Evet. Yani gönderilmesi mi gerekiyordu? Birden bir farklı bir karar aldı yönetim. Açıkçası böyle bir karar beklemiyordum. Yani ben şahsım adına. Ondan sonra konum, şu anki konumu Coşkun Hoca geldi. Coşkun Hoca Sakaryalı, iç yapısını biliyor. Daha önce de getirmişlerdi. Evet. Coşkun Hoca takımı ne kazandırır onu bilemem yani şu an. Şu ortamda hoca değişikliği ne karar verdiler? Çok fazla bir etkili olacağını zannetmiyorum. Burak Süleyman da kadro dışı bırakıldı. İzin verildi ona da. Bence takımın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Evet. Tabii ki sahada göreceğiz. Yani yarınki müsabakada Sakaryaspor sahaya nasıl çıkacak, hangi sistemle oynayacak? Oynadıkları sistem şu. Sakaryaspor çok önde oynayan bir takım değil. O da aynı şekilde. Biz mesela Sakarya'da oynadığımız maçı çok iyi biliyorum. Biz hep önde oynadık. Yapmış olduğumuz gene hatalardan. Sakaryaspor hiç oyun oynamadı bize. Sadece savaştı, mücadele etti. Bu kadar. Beklediler, attılar. Genelde biz bunu yapamıyoruz işte. Hep o şekilde oyun sistemiyle oynuyorlar. Bodrum'dan çok mu iyiler? Bence değiller. Bodrum Spor, Sakaryaspor'dan dinamik, daha fiziksel olarak daha oyuncuları ayakta kalan, ondan sonra topu kazandıktan sonra geçiş oyunu daha iyi yapan, önde daha iyi olan oyuncuları var. Ama Sakaryaspor'da çok kısmetli bir takım Sakarya. Evet. Yani oynadığımız müsabakalarda mesela geçen 2-1 Giresun maçı. Yani 100 tane top gelse oraya, yani o şekilde gol olma şansı yok ama Sakarya maalesef bu şekilde yani maçlar kazandı. Şansla maç kazandı. Şansla diyorum yani, evet, kısmetle. Oyun oynamadan çok maç kazandı Sakaryaspor. Çok son dakika golleri var çünkü. Biz de tam tersine, biz oyun oynamaya çalışıyoruz. Maç kaybediyoruz. Bu ligde yani olmaz hocam diye. Bu ligde şöyle söyleyeyim, çok gergitler yaşadık. Peki yarın nasıl bir Kocaelispor bekliyor? Kocaelispor'u nasıl bekliyoruz? Nasıl olması lazım? Evet. Onların da kazanması lazım. Tabii yani onlar da kazanması lazım. Beraberlik onlara da yaramıyor. Tabii. Üçüncülük için yaramıyor. Herkes şu an sonuçta playoff'u garantiledi, oynayacaklar. Biz tekrar söylüyorum. Biz eğer topun arkasında olursak, takım savunmamızı iyi yaparsak yarınki maçı kazanma şansımız %100. Çünkü oyuncu kalitemiz iyi. Ama sabırla oyun oynamamız gerekiyor. Sabırla, acele etmeyeceğiz. Yani bizim savunmamız, onların yani orta sahaya kadar çıkıyoruz ya. Hani ikinci bölgenin neredeyse bitimine kadar çıkıyor bizim stoperlerimiz. Çıktığımız zaman arkada biz atılan toplarda sıkıntı yaşıyoruz. Bu gerçek. Çıkarken pas hatası yaptığımız zaman sıkıntı yaşıyoruz. Attığımız paslar nereye? Mesela ön liberolu oynayan oyuncularımız veya stoperler. Öne oynadığın zaman ne zaman oynayacağın belli. Ne zaman kenarlara oynayacağımız belli. Artık bu oyuncular profesyonel oyuncu. Yani biz çıkarken öne oynayacaksan öndeki oyuncu, yani orta saha diyelim, Cihat'la
Cihatlı Amaral top istiyor değil mi? Evet. Bizde de diyelim Emir var, ön libero oynuyor. Ya öne oynadığın zaman, öne oynadığın zaman rakip takımın oyuncusu bizim oyuncumuza yakın mı? Tehlikeli bölge çünkü. Topu kaptığın zaman hemen 3. bölgeye çok yakın. Hücum bizim yiyor. Kalemize. Hücum yiyoruz. Riskli pas. Tek pasla adam kaleye geliyor. O zaman ne yapmamız lazım? O zaman az hatayla oynayacağız. Gerekirse verme, uzun oyna, öne oyna. Yani sağ sol kanatımızdaki işte kim var? Berisse var. Sağda kim var? Kandias var değil mi? Öne doğru oynayabiliriz. Risk istemiyoruz yani. Bu saatten sonra risk yok. Nasıl oynayacağız? Biz gene aynı şekilde 4-1-4-1 sisteminde çıkacağız. Ama ben bu sefer iki tane stoperden bir tanesini oynatmayacağını öyle düşünüyorum. Evet. Geçen hafta Burak hata yaptı. Zaten Burak bir son antrenmanda hafif bir sakatlıkla geçirdi geldiğime değil mi? Onu bilmiyorum da yani evet. Zaten büyük ihtimal Emir'i oraya çekecek. Yani Yusuf'la Emir oynar. Ama buradan tabii sesleniyoruz. Vukovic'i de alacak. Yani aman Emir oynamasın. Yani ön libero oynamasın. Yok hocam oynamayacak. Yani çünkü çocuğumuzun da yanlış anlamayın. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Stoper oynarken oyuncuyu ön libero oynatmaya başladık. Bu oyuncu bizim ilk takımımızda da stoper oynuyor. Evet. Genç bir oyuncu. Tabii ki gelişim, herkes gelişime ihtiyacı var. O 28 yaşındaki bir oyuncu bile gelişmeye ihtiyacı evet. var. Ama bizim takımımızda maalesef Emir kesinlikle stoper oynar. Neden? Agresif, kesiciliği var. Havadan iyi. Yerden ters kademeye giriyor. Hamleleri doğru. Yanında da Yusuf veya Burak oynayacak. Bizim başka oyun sistemimizi sürekli yani oyuncuların üzerinde değiştirmemize bu saatten sonra ben net konuşuyorum buradan. Rica da etmiyorum yani. Kusura bakmayın. Yani bizim oynayacağımız sistem belli. Yusuf Aptıoğlu, Emir, Ortakaya. Sol tarafta artık Atilla'yı mı oynatır, Doğan'ı mı oynatır? Onu bilemem. Onu kendileri karar verecek. Oğuz formayı kaptı. Geçen hafta bakma şey anlamında göründüğü yani maç temposunu da yakaladı. Aslında iyi oyunculardan biriydi. Fena değildi geçen hafta. Onu çok açık verdi hocam. Açık vermesinin sebebi bizim takımın hücuma katkı veremeyişimiz. O da hücuma katkı vermek istedi. Hücuma çıktığımız zaman kenardan bindirdiği zaman boşluklar yaşadık. Yani oradaki boşluklarımızın şeyi bizim orta sahadaki bütün kombinasyonumuz kayboldu. Yani o topu kaptırdıktan sonra yapmış olduğumuz hatalar takımı psikolojik olarak çok farklı bir şekilde etkiledi. Yarın bence... Onun haricinde orta sahada Vukovic oynar, ön libero. Amaral'la içeride Cihat'ı oynatacaktır. Sağ tarafta Kandias oynayacak. Sol tarafta da ben Ramil'in oynamasını tercih ediyorum. Solda Ramil'i bizim Berisse. Aslında baktığımız solda zaman Berisse, ben Berisse ile ilgili anlar şöyle oyuncu olarak ya ben Berisse ile ilgili şöyle söyleyeyim çok verim alamıyoruz. İkinci devre girdiği zaman daha farklı bir Berisse izliyoruz. Saklambaç oynuyor. Ama tabii bu çok önemli bir müsabaka. Elbette David mi? Yani David oynatabilir. Ramil'i oynatacağını düşünmüyorum. Ramil bizim tipik kenar oyuncusu. Yani biz böyle bir güçlü fiziksel kapasitesi olan rakibin üzerine giden agresif topla çıktığımız zaman en süratli oyuncularımızdan birini niye kenarda kullanmıyoruz? Ben ona üzülüyorum yani. Ya yani santrofor forvet oyuncusu yok tamam ama şu an David geldi santrofor onu kullanacaktır büyük bir ihtimalle. Yani onu oynatacaktır hocamız. Onun dışında şu Amaral'ın iyi olması lazım yarın. Kandias'ın 3. bölgede topla buluşturmamız lazım. Bandırma maçındaki gibi. Yani biz Kandias, Berisse, Amaral ne kadar kaleden uzak oynadığımız zaman biz kalede ne şut atabiliyoruz ne pozisyona girebiliyoruz. O yüzden öne çıktı yani bizim ön oyuncularımız topla hep önde buluşturmamız gerekiyor. Evet. Berisse'ye bakıyoruz. Top Doğan'da gelecek Doğan'dan top alacak Berisse top sürecek de kaleye gidecek. Evet. Yani böyle bir oyun vermiyor sana adam izin. Enerji yani kaldı. Rakip takım öyle bir izin vermiyor. Doğru. Yarın ikili mücadelesi gene söylüyorum ikili mücadelesi iki takım içinde söylüyorum. Ayakta kalan takım başarılı olacak. Biz de ayakta kalmak zorundayız. Çok
Çok temaslı bir oyun olacak. Temaslı oyun olacak. Onun dışında sabırlı olacağız. Bak acele etmeyeceğiz. Hemen gideyim hemen gol atayım. Yani tabii bunun ki istiyoruz da. Sakin olacağız. Yalnız rakibe de seyirci üstünlüğümüzle o baskıyı belli periyotlarda kurmamız lazım. Yani onu hissettirmemiz lazım. Bütün oyuncularımızın saha içerisinde agresif olması lazım. Rakibe değil yani topa agresif. Tabii ki ikili mücadelelerde çoğu topu kazanmamız gerekiyor. Kazandığımız zaman da topu kaybetme riskimizi azaltmamız lazım. Aslında baktığımız zaman normal şartlarda biz topa sahip olma oranımız arttı. Ama o topa sahip olanı arttığı zaman bile biz mesela mağlup olduk Bodrum'a. Şimdi baktığın zaman hep biz oynuyoruz topla Bodrum maçında. Ama ne yapıyoruz? Hata yapıyoruz. O yüzden topa sahip olduğumuz zaman da en az hatayla birlikte inşallah bu işi sonuçlandıracağız. Evet. Evet sevgili hocamı dinlerken o ateşli ve motivasyonu ben şu an sahaya çıkmak istiyorum. Ben bana şimdi, başka bir şey mi sorsun? Ben kısa bir şey daha söyleyeceğim. Yiğit'e söz verebilirim. Asist yap. Oyuncular lütfen istekli olsunlar. Arzulu olsunlar. Israrlı rakibi hocam. Yani biz Kocaelispor için her şeyimizi veriyoruz. Onlar da sahanın içerisinde mücadelelerinin en üst seviyesine çıkmalarını istiyoruz. Taraftar da istiyor. Biz teknik adamlar da istiyoruz. O yüzden Kocaelispor aşkıyla ölüyoruz. Rica ediyoruz. Sahada özellikle ben şunu söylemek istiyorum. Recep Başkan ve yönetim bunu hak ediyor yani. Bak onu söyleyeyim. Özellikle evet. Recep Başkan, başkanımız yani mücadele ediyor. Bütün her şeyine de veriyorlar. Yani paraları da ödeniyor. Primler de ödeniyor. Tahir Başkan geliyor, destek veriyor. Daha ne istiyorsun? Yani artık yapacak şey ne biliyor musunuz? Bunların sahaya çıkıp istekli, arzulu 90 dakika boyunca sahada mental olarak hep hazır olmaları gerekiyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Harika. Kusura bakmayın. Çok yani. Hayır, süper özetledin hocam. Yani, vallahi, vaktimiz var, konuşacağız. Hocam çok güzel özetledi. Evet. Harika. Şimdi sevgili Yiğit, önce sen de yarın nasıl bir maç bekliyorsun? Tabii istatistikler de var. Bu kaçıncı maçımız Sakaryaspor'la evet. oynuyoruz. Onlarla da ilgili bize biraz bilgi verirsen. Bu arada sıcak bir gelişme. Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık Belediye Başkanımızın annesi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah'ın içinde yatırsın. Şimdi düştü sosyal medyaya. Şimdi sevgili Selim, ben de hemen şuradan şeye bakayım, istatistiklere. Hocam mükemmel özetledi. Ben de şunu söylüyorum. Yarınki bu muhteşem atmosferde Kocaelispor kendi sahasında kimle oynarsa oynasın ilk 15 dakika, 20 dakika çok baskılı bir futbol oynayacağız. Çünkü rakip bekleyecek bizi. Ve ben o arada golü bulmamızı istiyorum. Çünkü bizim özel yeteneklerimiz var. Sakaryaspor'un kanat oyuncularını biliyoruz. Oğuz ve Bülent Uzun kanat sağ bek ve sol bekleri. Bizim Kandiyas'ta Berit'se isterlerse çarşı pazar yapabilirler orada. O arayı karıştırabilirler. Yarınki kilit oyuncumuz Pedro Reis Amaral. Bugün bir video paylaşmış Bandırma maçında yaptıklarıyla alakalı. Evet. Ben o videoyu seyret. Barcelona alır. Manchester United alır. O videoyu seyret. Bandırma evet. maçında yaptıklarını. Ben gördüm. Bu maçta niye aynısını tamam yapamazsın? Mı? Yani, ama işte onun da işte o pozisyonların doğurması lazım. O alanlara çıkması lazım. Bence bu maçı çözecek isim Amaral'dır. Yapacağı asistler, atacağı gollerle. Sakarya'nın savunması ağır bir savunma. İşte bazen Erdi oynuyor, Donkor oynuyor, Rotman. Yani gol kolay gol yemeye müsait bir takım. Kırılgan bir yapıları var. Orta sahada bizden giden Murat Cem Akpınar'la işte Sinan oynuyor. Hasan Kılıç değişim var. Orta saha bizim çok güçlü olması lazım. Vukovic kesinlikle başlayacak zaten. Yani Mustafa Hoca artık bu sevdadan, bu inattan vazgeçecek. Takım nereden nereye geldi çünkü. Emir stoperde büyük ihtimal Yusuf'la oynayacak. Diğer kilit isim de kim biliyor musun? Rakipte Del Valle, bizde de Oğuz. Sevgili Oğuz kardeşim, ben senden bu maçta bindirme istemiyorum. Hücuma da çıkma. Del Valle'yi tut yeter. Del Valle, Güvenç Kurtar hocamızın bir adam markacı vardı.
Del Valle İzayda çöp fabrikasına gidiyorsa ona eşlik et. Eşlik et, onu sahada adım attırma. Bu adama sezon başından beri hiçbir rakip takımın hocası biz dahil. Adam Berisse diyor yani saklambaç oynuyor. Saklambaç oynuyor ama ondan sonra ortaya çıkmıyor. Bu Del Valle de saklambaç oynuyor. Arka direkte kendini unutturuyor. Evet. Adam topu ayağına aldı mı bir ekarte geçmiş olsun. 14 gol atmış. Bak buradan sesleniyorum. Ben teknik adam değilim. Bu akşam takım kampta. Bu arada takımımız son 3 haftadan beri iç sahada en lüks otelde kampa giriyoruz arkadaşlar. Evet. Yani bu işler bu kadar basit değil. Evet, her türlü imkan sunuyor. Her türlü bir imkan var. Ve şunu söyleyeyim. Sakatları var. Rossi sakat. Orada Dimitrov oynayacak. Kosongo sakatlandı. Orada da Dino oynayacak büyük ihtimal. Dino tanıdığımız bir oyuncu. Dino Hantal. Ona sadece ceza sahasında etkili olan bir oyuncu. Ona da güzel bir kelepçe takacağız. Artık büyük ihtimal Yusuf olur veya Emir olur. Onun dışında Burak Süleyman zaten kadroşu bırakıldı biliyorsun. Bir de onların siyah oyuncusu uzun zamandır aynı bizim Fofana gibi atletik bir oyuncuları vardı Simon diye. Evet. O da oynamıyor. Son Tuzla maçından sonra cami olarak bence bittiler. Yani içeride kaybettiler. Hani işte dediler ki yüklen biletlere 5000 6000'e mi 7000'e mi oynadılar. Yani psikolojik olarak şu an aslında bitik durumdalar. Bir de şimdi şeyden sonra Tuncay Şanlı'dan sonra Coşkun Demirbakan uzun zamandır görev yapmayan bir hocayla anlaştılar. O yüzden ya şöyle görev galiba Düzce Spor'u çalıştırıyordu bir ara. Ama son yıllarda çok öyle popüler bir takımı tabii, çalıştırmadı. Sezon içinde Düzce Spor'la çalışıyordu. Evet. Şöyle söyleyeyim, iç saha maçlarında avantaj bizde. Deplasmanda. Bu kaçıncı maçımız? Hemen onu söyleyeyim. 36 olması lazım. Bu arada maçın hakemi Süper Lig'den hakem. Onu biraz sonra söyleyeceğiz. Sevgili seyircim, 36. randevu. Bu zamana kadar farklı liglerde 34 maç oynadık. Bir kez kupada karşıladık. Kupada biz kazanmıştık 91-92'de. 12 galibiyetimiz var. 10 beraberlik, 13 mağlubiyet var. Evet. Maçı, ligin ilk yarısındaki maçı zaten talihsiz bir şekilde kaybetmiştik. En farklı maçımızı 6-2 meşhur bir galibiyetimiz vardı. Saffettin'in oldu. Evet. 91-92 şampiyon olduğumuz. Askerdim ben o zaman. Evet. Bizim de bir 5-1'lik mağlubiyet var. Talihsiz mi diyelim. En son 2. playoff finalinde de 4-0 yenmiştik. Musa Nizam paylaşmış o fotoğraf şeyi, evet, videoyu. Musa'ya da buradan selam gönderelim. Maçın tabii ki kent derbisi diyoruz, Marmara derbisi diyoruz. Bu maç Kocaeli Spor taraftarı için, bu şehir için anlam ifade ediyor. Biz Sakarya Spor'u yenip 3. de olsak, 5. de olsak biz playoff'ta şampiyonluğun en büyük adayı oluruz. Allah korusun, aksi bir skorda playoff'a moralsiz gitmek istemiyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız özellikle ilk 15-20 dakika bu ambiyansla, o baskıyla ben golün geleceğini düşünüyorum. İnşallah. Çünkü bu bizim karakterimize de oturdu, yani oyun karakterimize. Biz kimseden, tabii rakibe saygı duyuyoruz ama kimseden de çekinmiyoruz. Karşı taraf düşünsün diyorum ben. İnşallah güzel bir galibiyetle 6'ya çeyrek kala, bir de 30 Mayıs bileti olursa hepimiz uçak biletlerini, bavullarımızı hep beraber hazırlarız. Oradayız. Çünkü rahatlarız. Çünkü neden biliyor musunuz? Kocaelispor'u futbolcuları keşke bir konuşma imkanım olsaydı şunu söyleyebilirdim. Arkadaşlar, siz bu sene geldiniz takımımıza. Bizim gibi çile çekmediniz, üzülmediniz. Biz amatörü gördük, tabutun içinden çıktık. Yani neler yaşadık. O kadar üzüntülü ve son 5 yılda Kocaelispor'da devamlı bir aksiyon var. Evet. Üçüncülük şampiyonluğu, ikincilik playoff şampiyonluğu, küme düşme, tekrar şampiyonluk. Şimdi de 34. hafta Kocaeli Sakarya, öyle bir pişirecekmişiz ki. Yani bu arada yorumcularımızdan da bu kağıdı artık yırtıp atacağım. Çünkü Kocaeli Spor adamı hesap yaptırmaz. Ben buna inandım. Yani hakikaten bütün hesapları bozuyoruz. Ben özellikle şu son 4 haftada şu Ümraniye maçı, hocam hep beraber seyrettik ya, şu Ümraniye maçına o kadar üzülüyorum ki. Evet, Bodrum'da belki kaybettik ama Ümraniye maçı, 2-0 3-0 alacağımız maçı verdik. İpler bizim elimizde değil. Belki de Allah'ın takdiri böyle. Belki de biz kazanıp rakiplerimiz berabere kaldığında 30 Mayıs'a biletimizi alacağız diye ben düşünüyorum. İnşallah. Evet. Şimdi şeye baktığımızda, puan durumuna baktığımızda orada çok ince hesaplar var. Ya
33 maç oynamışız. Galibiyetler eşit 16'şar. Evet. Her şeyi diyorsun. Evet. Beraberliğe baktığımızda Kocaelispor'un 7 beraberliği, Sakaryaspor'un 9 beraberliği var. Mağlubiyetler, biz 10 mağlubiyetimiz var. Sakaryaspor'un 8 mağlubiyeti. Attıkları aynı. 48-48. Kocaelispor 39 gol yemiş. Biz avaraj 12-13 mü? Evet. Biz 3 gol daha yedik en son. Hepsi. Kocaelispor 39 gol yemiş. Bizim son 10 haftada topladığımız puanla küme düşüyoruz, biliyorsun değil mi? Doğru, evet. Sevgili hocam. Sakaryaspor 35 gol yemiş hocam. Aslında yani baktığınız şeyler... zaman burada ne biliyor musunuz? Evet. Sakarya'nın şimdi diğer maçlarını şöyle yorumlayabilirim. Biz Sakaryaspor alttaki takımlardan hep puan aldı. O yüzden 57 puan yapmış. Evet. Bak alttaki takımlardan. Evet. Biz tam tersi. Alttaki takımlara puan kaybettik. Aynen. O yüzden Ümraniye'ye 6 evet, puan. O yüzden puan olarak böyle. Şeyi düştüm. Hesaplayalım o zaman. Tabii hesap yaptırmaz diyoruz ama biraz programın eğlenceli hale getirmek için. Şimdi şöyle bir durum var. Kocaelispor kazandığında Bodrum ve Çorum berabere kaldığı zaman üçlü avaraj mı oluyor? Hayır, biz çıkıyoruz. Çıkıyoruz biz. O zaman hesap kitap yok. Ama biz kazandık 58. Evet. Çok pardon. Biz tabii biz ama beraberlikte her türlü 6.'yız ya, değil mi? Evet, 6.'yız. Yani hesap yapılmayacak o zaman. Biz sadece kazanmak zorundayız. Ya. Kazanmak zorundayız. Ya biz kazanacağız. Bodrum ve Çorum kazanmayacak. Onlar evet, kazandı onun takdirde. Onun başka hiçbir hesap bizi kurtarmıyor. Onlar kazandı takdirde. Zaten onlar şu an bir puan. Şöyle zaten Kocaeli, Bodrum, Çorum'da kazanırsak biz 5. oluyoruz. Bodrum 2. olarak 3. oluyor. Üçümüz de kazanırsak. Şey mi? Çorum, şimdi burada Bodrum iyi kazandı, Çorum kazandı. Biz kazandığımız zaman Bodrum 3. Çorum çıkıyor. Çorum 4. Biz 5. oluyor. Orada o zaman, ikili avarajda Çorum Bodrum ikili avarajında önde. Çorum önde. Çorum önde. Evet. O zaman Çorum 3. olur. Ha tamam, Çorum 3. Bu durumda şu oluyor. Perşembe günü Kocaelispor Sakaryaspor maçı oluyor bir de. Evet. İlk tek maç. Ha, yendiğimiz takdirde. Bu ne hocam? Böyle işte biz getirdik buraya. Yani, gülü ipler elimizdeydi. Evet. Ama tabii Bodrum ve Çorum'un da deplasmanda işleri kolay. Şimdi tabii Bodrum Göztepe ile oynuyor. Çorum Bolu Spor'la oynuyor. Bolu Spor yenildiği takdirde playoff'un dışına kalma şansı şey oldu herhalde. Aşağıda da ben, Bandırma şeye gidiyor ama bak Adana'ya gidiyor. Göztepe, gençler bile Tuzla'ya gidiyor Bodrum, hocam. Bodrum Göztepe maçında olaylar oldu değil mi? Sanki öyle bir duyum aldım ben. Oldu ilk Bodrum, maçta. Bodrum evet. Bayağı bir olaylar oldu. İlk maçta. İlk evet. Maçta. Yok o Eyüp Spor maçında. Yok Bodrum Göztepe. Göztepe Bodrum maçında. Göztepe maçında da oldu. Bodrum Eyüpspor'da çok olaylar oldu da Göztepe maçında. Göztepe maçında oldu mu? Oldu da olmuş. Hatta bir de şöyle zaten senin dediğin gibi Göztepe orada şöleni galibiyetle kapatmak, bir de Göztepe'li futbolcunun röportajlarını gördüm. Sakaryaspor'la kardeş takım oldukları için kalbimiz, gönlümüz Sakaryaspor'un çıkması. Yani Sakaryaspor için de oynayacaklar yani. Evet, öyle diyor. Yani biz nasıl Antalyaspor için oynarsak onların da öyle bir şeyi var. Dostluk köprüleri var. Yani işin özeti şu. Biz yeneceğiz, bekleyeceğiz. Ya artık yani hocam. Bu kadar basit. Yeneceksin. Evet. Şöyle bir durum var. Ben ilk 15-20 dakika golü bulduktan sonra, skor avantajından sonra, bakın bunu iyi dikkatle dinleyin. Sakarya Kocaelispor'un yaptığı gibi öyle açılayım, arkalığını boş bırakayım, gene bırakmayacak. Bırakmaz. Bak, zaten öyle bir oyun galibiyet ihtiyacı olmasa bravo. Yani öyle bir oyun tarzı yok. Rakibi uyutarak oynayan bir takım. İlk maçta da biz onu uyguladık. Biz 1-0'dan sonra da bakacağız hani aman dur hani bir kontrol bir çekelim üstümüze. Yani çünkü skor avantajı sana geçiyor tamamen. Yani tamamen bu normal bir lig maçı değil o. Sevgili Selim hocam. Normal bir lig maçı değil bu. Değil. Bu playoff'un finalinin provası gibi yani, düşünüyorsun. Aynen öyle. İstiyoruz ya işte dün akşam işte Roma. Bayern Münih kalecisi. Roma, Bayer Leverkusen. Akşam maçı izliyoruz. Yarın bizim maçımız da öyle bir maç yani. Evet. Öyle bir maç yani. Evet. Final maçı. Maçın hakemi Süper Lig hakemi. Maçın hakemi Süper Lig hakemi şöyle. İlk kez. Burak Pakkan. Ankara bölgesi Süper Lig hakemi.
Yardımcıları da Süper Lig hakemi. Aynen, evet. Murat Temel, Anıl Usta, dördüncü hakem de Burak Demirkıran. Evet. Bek klasman hakemi. Cezalı oyuncumuz yok. Evet. Çünkü niye? Geçen hafta hiç sarı kart görmedi takım. İşte temaslı hiç oynamamışız. Yani. Temaslı oyun hiç oynamadığımız belli. Aynen. O bir tabii avantaj. Şunu da hatırlatalım. Bu karşılaşmada 5 oyuncumuz sınırdaydı. Bu maçta sarı kart görürlerse bu hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü playoff'ta sarı kartlar sıfırlanıyor. He. Sadece kırmızı kartlar kırmızı geçerli. Kart. O da çok güzel. O da önemli. Yani, şimdi tabii, şöyle. Çok önemli. Tabii tabii. Şimdi örneğin işte. Ya, temiz bir sayfaya gireceğiz. Tabii tabii. Burak vardı. Kaleci Gökhan vardı. Kandiyas evet. vardı. Evet. Ramil vardı. Yusuf Cihat vardı. He. Maçın başlarında sarı karttan uzak duralım. Kırmızı karttan. Sağ asla kapanmaması lazım. Dedim ya direkt finale kalırsan ceza aldın. Ya ben bir maç ceza bekliyorum. Hı. Yani bir maç ceza alacağız. Ondan kaçamayacağız ben biliyorum yani. Ne açıdan? Taraf sağ kapatmayacağız. Alacağız. Bence almayalım. Ama şimdi çünkü, şöyle söyleyeyim. Çünkü, yeni sezonla ilgili mi bu sezonla ilgili? Şimdi bu maçta atıyorum. Final işte, maçında biz bir şeyler ceza oldu. Aldık. O zaman 16 sahada kendi sahamızda seyircisi oynayacağız. Ha, Perşembe günkü maçta seyircisi oynayacağız. Ben öyle düşünmüyorum. Ben final maçı için düşünüyorum. Final maçı. Şey olursa yeni sezonun o zaman Süper Lig'in ilk haftasında. Tarafsız saha olduğu için ona taraftar yasağı gelmez. Tamam. Anladım. Ama her şeyi düşünmek zorundayız. Tabii evet. Tabii. Atıyorum biz kazandık. Rakiplerimiz de kazandığı zaman 16 Mayıs'ta kendi evimize bir maç yapacağız. O yüzden seyircimizde. O maçta da taraftara çok ihtiyacımız var. Bu maçın statüde de burada federasyonu çok fazla böyle kutlayamıyoruz ama bu sefer kutlayalım. Bu üçüncülük şeyini çıkartması, evet, şeyde tabii. De ikinciliği. Şimdi bu işte üçüncülük olmasaydı final işi herkesin playoff'u garantiydi bir şekilde. Tabii. Evet. Yani belki bu kadar şey olmazdı. Aşağıda da Bolu Bandırma Gençler Birliği yani Gençler Birliği Tuzla'ya gidiyor. Bandırma Adana'ya gidiyor. Bolu'nun Çorum'u yendiği bir dakika tabii Bolu Çorum'la oynuyor değil mi? Evet. Üçü de yenmesi lazım. Çorum'u yendiği takdirde şeye kalıyor. Playoff'a kalıyor. Tabii tabii. Tabii. Burada aşağıda da en şanslı. Ya atıyorum olursa. Gençler Birliği de yenerse playoff'a kalıyor. Orada da evet. Kritik yani Bolu Bandırma Gençler Birliği'nden bir tanesi playoff dışında kalacak. Ama ben burada Bolu'nun daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Ben de evet, çünkü Tuzla el gitti. Gençler Birliği deplasmanda evet. Bandırma Adana. Bence orada Urfa kalır ligde ya. Manisa'yı ağırlayacak ya. En şanslı o. Manisa evet, tabii. Çünkü garantiledi. Manisa garantiledi. Geçen hafta da Bolu'ya yendiler yani. Öyle garantiledi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi orada da Bolu geçen hafta Manisa'dan da kazansa o da şimdi, çok rahat. Şu an Şanlıurfa 35 puanda. Adana 36, Tuzla 37. Yani kritik gerçekten. Vallahi acayip çok bir hafta. Hepsi de playoff. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Altay'la Giresun olmasa aşağısını düşünsene böyle cadı kazanı gibi. Acayip. Hayır, onları da katı işin içine. Hayır, onlar da eğer bir şey olmasa 35 36 olsa. Tabii tabii. Yani biz hatırla ya 44 puanlık gibi düştük ya. Evet. O kadar puan aldık. Peki yavaş yavaş toparlayalım. Yarınki maçla ilgili son olarak seninle başlayalım, hocamla devam edelim. Hem taraftara, hem teknik gibi, hem futbolculara burada mesajın varsa verelim mesajı. Verelim, evet. Ben buradan stada geçeceğim. Yani tabii geçmek aslında statta şu an uyusam daha iyi motive olurum diye düşünüyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Biz Kocaelispor Kulübü gerçekten Türk futbolunun çınar ağacıyız. Ezeli rakibimize saygı duyuyoruz. Ama ilk yarıdaki rövanşı almak adına ve üçüncü olmak adına yarın inşallah 30.000 veya 35.000 taraftan önünde muhteşem bir maç bekliyorum. Hava her ne kadar yağmurlu olsa da Kocaelispor taraftarını bu engellemez. Bizim genlerimizde başarı vardır. İnatçı bir yapımıza sahibiz. Nerelerden geldik? Yıllarca Süper Lig, Türkiye Kupası şampiyonluğu, işte amatör kümeye düştük. Ama hiçbir zaman yılmadık, pes etmedik. Zaten sevgili Selim'in de ifade ettiği gibi Türkiye bizi Süper Lig'e bekliyor. Süper Lig Kocaelispor'la daha da güzel olacak. Tarihi bir gün yaşayacağımızı düşünüyorum ben. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda. Kapalı gişe oynayacağız inşallah. Futbolcu arkadaşlarımız da şunu düşünsün. Hafta içerisinde belki seyretmişlerdir işte Şampiyonlar Ligi maçlarını, evet. Konfederasyon Kupası maçlarını. Aynı atmosferi yarın göreceksiniz. Belki de kariyerinizde unutamayacağınız bir maç. Tarih sizi yazacak. Benim arşivim kuvvettedir.
attığınız golleri yazacağız. O yüzden sahaya çıkın, Körfez ruhuna güzelce hitap edin. Son olarak da bütün gemiler Körfez'de batar. Evet hocam, son olarak siz neler söylemek istersiniz maçla ilgili? Vallahi Yiğit her şeyi söyledi. Bize bir şey bırakmadı. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Şu ellerimi kaldırıyorum. Ellerimi. Ya şu ellerdeki enerjiyi bütün teknik ekibe. Biz de yapalım hocam. Yapalım mı? Şöyle yapalım ya. Yani. Bütün evet, bütün yapalım. Teknik ekibe. Bizler inandık. Bizler inan, siz de inanın. Evet. Bizim için bu maçı kazanın. Bu i̇şte şehir bu, için bu maçı alın. Bu şehir için bu maçı kazanın. Evet, şimdi hocam, yani program başında söyledik. Ama ben yokum. Şöyle bir şey var sevgili seyirciler. Tabii bu fikstür şaştı. Yarın sevgili Hüseyin Gülüşler hocamızın oğlu, sevgili Doğukan, meslektaşımız Erdal Serter'in kızıyla, sevgili Feyza ile dünya evine girecek. Hüseyin hocam maça gelemeyeceksiniz değil mi herhalde büyük ihtimalle? Yani çok üzülüyorum ama bir yönden de seviniyorum. Evet. Tabii evladım. Yani iki düğün bir de yaşayalım mı hocam? Unutamayacağın bir şey. Ya bana Yiğit şöyle söz verdi. Maçtan sonra bütün sporcuları düğüne getireceğini söyledi. İnşallah. Bakalım ne yapacak bilmiyorum. Hocam inşallah yarın, yarın iki düğün bir de yaparız. Biz aslında farklı şey düşündük. Dedik ki damatla gelini alalım, gidelim maça. O da maçtan olur. Öyle gelelim ama vallahi o da çok güzel. Çok güzel olurdu hocam. Yani bakalım her şey olabilir. Bence yapabilirsin ya. Her şey olabilir. Hala vaktim var yani. Hocam biz şimdiden kutlayalım, tebrik edelim. Evet, çok teşekkür sevgili ediyorum. Sevgili Doğukan ve Feyza'yı tebrik çok edelim. Çok teşekkür ediyorum. Allah izin verse inşallah geleceğiz nikaha. Evet. Ben de hem Doğukan'a hem Feyza evlatlarımıza ömür boyu mutluluklar diliyorum. Onlar evlenme gününü unutsalar bile ben asla unutmam. Çok çünkü 11 Mayıs. Tarihi bir. 11 Mayıs. Ben çünkü böyle günleri hayatta unutmuyorum. Allah mesul etsin. İnşallah onlara galibiyet hediye ederiz. 30 Mayıs'taki finale getiririz inşallah onları. Doğukan'la Feyza bütün maçlara, Kocaespor maçlarının hepsine geldiler. Evet. Özellikle düğün tarihini 12 Mayıs gözüküyordu TFF'de. Evet. 11 Mayıs'a biz de ona göre düğün tayin ama bugünemiş olsun Kocaespor'umuz kazansın biz de düğünümüzü yapalım. Tabii hep beraber. Ben onunla ilgili 14 Mart 1998 Cumartesi'yi aldım. Çünkü pazar günü Kocaeli Dardanel maçı vardı. Hanımı maça götürdük. Biz o yüzden ben tedbirliydim. Bu arada sevgili Tekin Uygur abimiz de yarın maçta olacak. O da biliyorsunuz değerli bir spor insanı. Geçen Murat Son hocama söylemiştik ya. Evet. Ajanda ve not şeyi. Size de selamları var. Bunları size hediye edelim. Evet. Sevgili hocam. Teşekkür ederiz. Tekin Uygur abimize. Tekin Pazartesi Uygur günü de çok teşekkür ederim. 3. devre ekibine de vereceğiz. İnşallah güzel notlarımızla şampiyonluk hikayesini yazarız. Evet. Ben de teşekkür şimdi ediyorum. Şimdi düğünlerden bahsetmişken yarın sizin nikahınız var dedik. Tabii meslektaşımız sevgili Mert Cengiz'in de yarın nikahı var. Nokta medyasında spor yazarlığı yapıyor. Sevgili Mert de yarın saat 19'da baş iskelede nikahı var. Buradan sevgili eşinin ismini de söyleyelim. Melike ile yarın sevgili Mert Cengiz Melike ile dünya evine girecekler. Hem Allah Doğukan ve Feyza'ya hem sevgili Mert Cengiz ve Melike Hanım'a şimdiden mutluluklar dilerim. İnşallah yarın Kocaespor Sakaryaspor maçının galibiyetini bu İki evlenen çifte armağan edelim şimdiden. Allah mesut etsin. Çok teşekkür. Şimdiden mutluluklar diliyoruz. Yarın da Kocaespor'umuza sonsuz başarılar dilerim. İnşallah çok güzel bir galibiyetle pazartesi günü burada sizler için yorumlarız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına önce Kocaespor'a başarılar dilerim. Sonra sizlere mutlu akşamlar dileyelim.